Evet, programımızın harcayabilir miyim bölümündeyiz. Bu bölümde siz bana yapmak istediğiniz bir harcama, bir satın alma ile ilgili danışıyorsunuz. Ben de size onay ya da red veriyorum. Son saniyeye kadar ben de bilmiyorum ama sizin para durumunuz için en iyisini ve sizin iyilik haliniz için, finansal iyilik haliniz için en doğrusunu önermeye çalışıyorum. Evet, hattımızda Belkıs Hanım var. Hello. Belkıs Hanım. İyi günler Özlem Hanım. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de size bunun için bir şey soracaktım ama akıl alacaktım. Ne almak istiyorsunuz ve kaç para öncelikle Belkıs Hanım? Oradan başlayalım. Ben bir mütevazi bir yazlık düşünüyorum. Yani şu anda 950 civarı. Mütevazı bir yazlık düşünüyorsunuz. 950 bin lira civarı. Peki. Evet, yani kirada sürekli oturuyorum ve pandemiden dolayı bu göç ve Bahçeli Deniz'e yakın olmasıyla 3-5 sene içindeki fiyatlar bugün değer kazandı. Satış beklerken yani İstanbul dışında böyle bir acaba eve krediyle sahip olabilir miyim diye size danışayım dedim. Anladım. Güzel düşünmüşsünüz. Peki ben biraz sizi tanıyayım. Yaş kaç, çocuk var mı, evli misiniz? Hani hayatın neresindesiniz? Beşiktaş'ta 60 yaşındayım. 3 çocuğumla oturuyorum. Yani böyle bir şey için aslında bir gayrimenkulüm var kirada, dükkan. Onu satışını verdim, sunduk. Bu dükkanı satabilirsem daha rahat alabilirim ama şu anda bu fiyatlar değiştiği için acaba dedim kredi mi alsam da öne gidiyor. Çünkü fiyatlar biliyorsunuz kira, yazlık evlerin kiraları bugün değer kazandı. Ben de satışı beklerken bu değer kazanmasından dolayı kredi almakta gecikmiş olabilir miyim acaba? Anladım. Şimdi diyorsunuz ki 950 bin liralık bir yazlık ev almak istiyorum. Bunun için bir mülkümü satacağım. Mülkümden para gelecek, onunla ödeyeceğim ama mülküm daha satılmadan da bunu alabilir miyim? Hemen şimdi alabilir miyim diyorsunuz, öyle mi? Aynen. Hemen bir bakalım para durumunuza, neden olmasın. Eğer para durumunuz uygunsa ona göre ben de onay vereceğim demek ki. Aslında gelir ve giderlerim ucu ucuna gidiyor. Pek hazır gibi hissetmiyorum. Hemen alalım, hemen alalım. Yorumumu hemen yapacağım size. Ne kadar bir geliriniz var? Yani ayda 7-8 milyar bir gelirim var. Çalışıyor musunuz? Emekliyim. Emeklisiniz. 7-8 bin lira emekli geliriniz var. Harikasınız, çok güzel. Emekli değil tabii bu. Bu gelen kiralarla beraber 8 milyarı buluyor. Anladım. Ama olsun, gene emeklilikte iyi bir para elinize geçiyor anlamında söyledim. Gayet güzel. Aha. Giderler ne kadar? Yani o da ucu ucuna gidiyor. Yani iki tane kredi kartım var. İkisinin de toplam borcu şu anda 40 milyar. Aydan aya düzenli ödüyorum. Bir dakika, pardon, bir durabilirsek. Kredi kartınıza 40 bin lira borç geliyor aylık. Aylık gelmiyor. Ayda 7-8 ödediğim oluyor ikisine de. 7-8 bin lira kredi kartınıza geliyor. Gelen 7-8 bin lira gelirle de bunu kapatıyorsunuz. Doğru mu anladım? Bunu kapatıyorum. Ucu ucuna yetişiyorum. Yani raydan da çıkmış durumdayım birazcık. Raydan biraz çıkmış durumdasınız. Ucu ucuna yetişiyorsunuz. Borç var mı? İşte borç kredi kartlarına toplamda 40 milyar bir borç var ama aydan aya ödememi geciktirmiyorum. Geciktirmiyorsunuz. Çok güzel. Peki birikiminiz var mı? Birikimim 40 milyar civarı. 40 bin lira borç var kredi kartına. 40 bin lira da birikiminiz var. Ama ben taksit ödediğim için onun hepsini kapatmak istemiyorum. Aydan aya asgari ile beraber biraz asgarinin üstünde ödüyorum. Anladım. Yani diyorsunuz ki ben senelik işte %25 civarında faiz ödeyeyim kredi kartıma. Olsun, önemli değil ama diyorsunuz bir kenarda o kadar para dursun. O güvenlik açısından zaten sizi iyi hissettiriyor. Anlıyorum. Giderlere gidiyor yani her türlü. Gider için tutuyorum bir kenarda ama zaten o tamamlayamıyorum. Devamlı azalıyor zaten. Anladım. Çok haklısınız. Peki şunu sormak istiyorum Belkıs Hanım. Hani bir mülk var, satacağım dediniz ya.
Ne kadarlık evet. değeri var? Elinize kaç para geçecek o mülkten? Elime o mülkten geçebilir, fazlasıyla geçebilir ama daha ses gelmiyor. Şu anda kiram beni karşılamıyor. Yani memnun değilim kiracımdan. Anladım. O yüzden satmayı düşünüyorum. Anladım. Peki ben bugün size 950 bin liralık mütevazı bir yaşsızlık için red veriyorum. Red veriyorum. Evet. Şimdi doğru söylüyorsunuz. Yani ben onu beklerken kredi çekmeyeyim. Doğru söylüyorum. Bence de doğru söylüyorum. Şöyle söyleyeyim. Şimdi evet, ben de farkındayım. Öncelikle sağlıklısınız. Allah bağışlasın, çocuklarınız var. Eviniz var. Teşekkürler. Mülkünüz var. Evet. Yani evet. şu anda siz %10 içerisindesiniz, öyle söyleyeyim, dünyada. O yüzden kesinlikle. Çok iyi bir noktadasınız. Evet. Lütfen bunu görün, kabul edin ve buna sevinin. Anlaştık mı? Bu bir. Tabii. Hayır, ben 2-3 sene önceye kadar fiyatlar çok artıyor yazlıklarda maalesef. Bu evet. pandemiden dolayı. İki. Kiralar da ona göre. Anladım. O yüzden belki dedim daha amorti olur. Anladım. Şimdi 2, belki sanırım 2, bu 1. Bulunduğunuz duruma sevinin. 2, kredi kartı borcunuzu acilen kapatın. Tamamını mı kapatayım? Tamamını kapatın. Tamamını evet. kapatın. 3 ay veriyorum size. 3 ay boyunca bütün borç evet. bitsin. Evet. Dördüncüsü yapmanız gereken. Evet. Bir kere evi satmadan, diğer mülkü satmadan sakın yazlığa falan girişmeyin. Beşincisi zaten değil bankaya mi? Gitseniz size kredi vermez. Beşte bir kadar peşinat olması lazım. O yüzden siz bırakın mütevazi evi. Önce borcu kapatın. Değil mi? Önce borcu kapatıyorsunuz. Evet. Ondan sonra da eviniz satıldıktan sonra varsın artsın fiyatlar önemli değil. Siz her zaman kendinize uygun iyi bir yer bulursunuz. Ama o zaman değişebilir dediğiniz gibi. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Unutmayın. Sağ ol. Harika durumdasınız. Tekrar sizi arayacağım o zaman. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Meslekler dedik, evler dedik, kuşaklar dedik. Bir sonraki haftaya kadar sağlık, sevgi ve parayla kalınız.